Sərvəmsə davam elətdiririk. Növbəti spikerimizin mövzusu da olduqca maraqlıdır. Data əsaslı dijital reklamlardan danışacaq. Yenə real nümunələr üzərindən qurulmuş bir çıxış izləyəcəyik və dinləyəcəyik. Çıxış eləyir Alijan Arkun. Buyurun Alican bəy. Salamlar hamıya. Ayhanın sunumundan sonra Nöbe biraz şanssız oldu, o yüzden maraklı olmazsa üzüldü sayın. E, salamlar, ben Personal Branding'de danıştım. E, bugün danıştık. E, kendimden de, özümden de bahsedeceğim. Reklamcıyım, girişimciyim ve aslında Digital Marketing Expert olarak kendimi konumluyorum. Bugünkü konumuz aslında bir kampanya olduğunda Digital Marketing'de nece düşünmeliyiz ve bunu bu kampanyayı nece manage etmeliyiz? Ee, çok hızlı özümden bahsedeyim. 2010 gibi başladım sektöre. Placenta, Dwarf Planet ve Endorfin'in de ortaklaşa e, idare ettiği rafineri ajansında aslında Vodafone, Coca-Cola gibi büyük brandlerle çalışma şansım e, oldu. 2018'de yolum Azerbaycan'a düştü, 5 yıldır burada işliyorum, burada yaşıyorum. Azersu'nun in-house ajansı Medya Balans'ta başladım. Pandemiyle birlikte Capital Bank, Azal ve indi de İnovasyon ve Rakamsal İnkişaf Agentliği'ne Digital Marketing Şov'a rehberiyim. Bir yandan da bir bebeğimiz var, aslında 3 yılı geçti, ergenliğine doğru gidiyor, bir haber platformu Trilogy News. çok kısa içinde bulunmaktan aslında gurur duyduğum hem dijitalde başlayan hem de Marketing'e marketingede dokunan projelerden bahsedeceğim. Aslında Kaşık Kaşık mucize. Azersun Brand'i bir YouTube projesi Sahrap Soysal'la dijitalde YouTube'da başlayıp aslında Hazer TV'ye ve event'e kadar dolanan yine dediğim gibi dijitalden NNV'ye giden bir yolculuk oldu. Ee, yine bir bankın pandemiyle birlikte başlayan e, digital banking süreçlerinde e, hem kredi hem kredi kartını end to digital'dan satma e, proseslerini proseslerinin ve reklam kampanyalarının içinde olduğum. E, Azal'ın değişikliğini biliyorsunuzdur hepiniz bir app launch oldu Black Friday'de o projenin içindeydik bir de yine Baki ID'yi biliyorsunuzdur Sabahub'ın büyük bir eventi Trilogy News olarak da aslında bunun bütün konseptinin yaratılmasında öncülük ettik. Bugün aslında yine böyle çok gurur duyduğum, sonuçta ben burada yaşıyorum, burada çalışıyorum, dostlarım var ve içinde bulunmaktan gurur duyduğum Teknest ve EKM projesi hakkında konuşacağım. Artık inovasya ve teknolojinin gelişmesiyle Azerbaycan burada bir region'da bir konumlama yapması gerekiyordu. Hani klişe sözlerden bahsedersem artık petrol ve doğalgazın dışında da ülke olarak İKT sayesinde yatırım yapmak istiyor ve burada tegayüt veriyorlar aslında gençlere. Sadece gençlere değil aslında sayesini değiştirmek isteyen herhangi bir Azerbaycan vatandaşı Teknes'te ya da AKM'e başvurarak UI UX Design okuyabilir, işte Front End Development okuyabilir, SEO expert olabilir. Aslında bu Sahe'deki kadırları yetiştirmek ve Azerbaycan'ın bu dijital potansiyelini geliştirmek için büyük projelerden bir tanesi. Aslında son bir ay hatta iki ay içinde bu kampanyalardan çıktık ve oradaki size bu kampanyalarda biz İriya Komandası olarak nece düşündük ve ne yaptık'tan bahsedeceğim. Aslında tracking Ayhan'ın da çok doğru söylediği gibi yani bizim benim en büyük gördüğüm eksik lerden bir tanesi herkes e, belli bir learning'ler var. Mesela e, Nihat da söyledi. Newsletter işlemiyor. Ha biz burada gördük ki newsletter ve SMS işliyor. O yüzden tracking kodlarını e, sitemize çok iyi yerleştirmeliyiz ki aslında onu okuyabilelim ve optimize edebilelim. E, platform stratejileri e, Iria şu ana kadar sadece Meta'da vardı. Biz e, growth hacking dediğimiz e, mindset'te de aslında farklı platformaları e, denemek istedik bu kampanyalarda. Tabii ki content creation mesajımızı doğru mesajı çattırmak için e, çok önemli. E, medya planımız tabii ki infinite bir bütçe yok. O yüzden e, per Lead'lere çok dikkat etmemiz e, gerekiyordu. O medya planını da önceki dataya göre e, planladık. E, optimization bir aylık kampanyalarda biz oturduk her gün bütün ad setleri kreatifleri aslında nasıl daha yaşlaştırabilirik diye çok fazla bunun üstüne oynadık. Report ve insight ben bu çok önemli bizim için. Iriya da bir data yönümlü bir ajans olma yolunda ilerliyor yani dataya yönelik biz bütün kararlarımızı vermeye çalışıyoruz. Tracking'den başlayacağım yine çok basic şeyler var burada biz sol tarafta gördüğünüz bütün 7 e, aşamalı formumuzun bütün e, analitikte görebileceğimiz şekilde kurduk aslında sadece digital marketing bütçesinde değil sitedeki problemleri de e, ön plana çıkarabileceğimiz e, maddeleri burada görebiliyorsunuz kullanıcı hangi aşamada takılmış nasıl daha yaşayabilirik onu diye e, farklı ee, buradan çıkarımlar elde ettik. Ee, yine basic bir data burada. En çok trafik gelen ve en çok bizim conversion aldığımız yerlerden bir tanesi. Bunlar zaten klasik, işte Google e, organikten çok geliyor, directten çok geliyor. LinkedIn'den mesela Kod Akademi'den bize deli gibi trafik gelmiş. Biz artık Next kampanyada Kod Akademi'de belki web sitesinde bir banner kullanacağız. E, mesela Google ve Yandex Azerbaycan'da kullanılıyor, evet, ama mesela Bing Search'ten de bize çok fazla trafik ve conversion gelmiş. Ha, demek ki Microsoft kullanan, Windows kullanan e, tüketiciler user'lar Bing'i de kullanıyorlar. Next step'te, next kampanyada belki Bing'i, Bing'de reklam kullanacağız. E, EduMap var, e, Hello Job var. E, aslında bu growth marketing'te bizim e, datayı kullandığımız ve e, bunu daha iyi hale getirmeye çalıştığımız bir tracking sistemini e, öncelikle kurduk. E, sonra bütün platformlarda aynı mesajla iletişim yapmaya başladık. Meta'da, Google'da, Google Search'te, TikTok'ta, Telegram'da, LinkedIn'de, programatikte, influencer'larda. Ee, bir aylık kampanya boyunca da aslında main message ve visual consistency çok önemli bizim için. Ee, dalga iddiasını kullandık burada ve ödenişsiz mesajı bizim için çok önemliydi. Ee, o yüzden main mesajımızı Meta'dan tutun, bütün diğer platformlara e, aktarmak istedik. E, ve tabii ki Cosper Lead'leri düşürmek için de supporter e, visual'lar bizim için e, çok önemliydi. E, bu bir aylık kampanyada Fear of Missing Out Communication'ı da çok kullandık aslında. E, hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da da aynı şekilde e, her her işimizi son dakikaya bırakıyoruz. Geydiyat bitiyor son hafta. Son gün mesela deli gibi başvurular arttı. O yüzden biz e, bu şekilde son günler, vaktin az kaldı, GDAT için son iki gün kaldı gibi mesajlarla aslında tüketiciye <laughs> bu tür böyle çok basic TikTok videoları ee, ve bu kontentler neredeyse e, bir buçuk kat e, bizim per Lead maliyetlerimizi düşürdü. <laughs> ee, bunun dışında Optimizasyon çok önemli dedik. Biz yaklaşık ondan fazla ad set kullandık hem Google'da hem Facebook'ta. Mes, interest based'lerden tutun, website visitor'larımıza, ikinci ve üçüncü dalga başvuru eden insanlara, rayonlara ve Instagram'da bize en çok son 60 günde etkileşim etmiş insanlara aslında reklamları gösterdik. Bazılarında mesela şöyle bir yanılgıya kapılabilir marketingçiler. MES, CPC ve CPM olarak yani insanlara klik ettirme tarafında ucuza gelebilir ama lead tarafında bize daha fokus olduğumuz datalar daha bize yaradı. O yüzden quality leads bizim için önemli oldu. Influencer tarafında da zaten burada agentlikten, marketologlar vesaire herkes var. Influencer management yapılıyor ama bu uğurlu case'lerden bir tanesi. Ferid'i zaten hamı tanır bence. Yaklaşık bir yıldır fraud case'leri danışıyor. Yani Azerbaycan'a bu bankingle ilgili, kartlarla ilgili çok fazla fraud case'ler var. Ve bir yıldır virüs girdi. Bir yıldır Ferit sadece bundan bahsediyor. Biz Ferid'e e, e, cyber security e, gayri yaratı başladığıyla ilgili bir video çektik. Ferid'in en çok e, ee, izlenen organik videosu oldu. Instagram'da ve TikTok'ta. 5000'den fazla klik aldı. Ferid'in videosundan sonra sitedeki organik da yaklaşık bir buçuk kat arttı. Ee, neler aslında çıkardık bu süreçten? Bayramlarda ve tatillerde sakın arkadaşlar kampanya yapmayın. Biz hem Nevruz'a denk geldik hem de bir sonraki bir bayrama denk geldik. Yaklaşık yarı yarıya bütün leadlerimiz düştü. O yüzden bayram dönemi denk gelebilir ama sakın başlamayın. Ee, bu ayanın anlattığı keyzer gibi aslında. Yani e, organik kontente e, aslında fokus olup awareness'ınızı arttırmak bizim çünkü hem Teknes'te hem EKM'de çok fazla organik'den e, lead'ler geldi. O yüzden çok ciddi şekilde bu awareness tarafı önemli. Data 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 diyoruz ama bir yandan da awareness'a eee consistent şekilde oynamak çok önemli. E, dediğim gibi Türkiye ve Azerbaycan insight'ı orada çok son dakikaya bırakıyoruz her şeyimizi. Biz biraz bir aylık kampanyada her haftayı aynı bütçeye böldük ama son hafta biraz daha boost edebilirmişiz. Onu öğrendik. Ee, vertical video bütün marketologlara bunu söylüyoruz artık. Yani bu TikTok'a invest edin ve vertical videoya invest etmek lazım. Imperfection is perfection Lafını seviyoruz biz artık ajansta, yani evet çekelim, o postu koyalım, o videoyu koyalım, ee, o bir süreden sonra işleyecek ve learning e, sahibi olacağız. Storyleri çok aktif kullandık, yani storylerde sualler sorduk, işte feature'ları kullandık, geçen günde bir kontaktomun vakansiyasını gördüm e Instagram Story Manager. Ona çok hoşum geldi çünkü çok önemli. oraya sadece aslında bir emektaş ayıracaklar ve story mantığında düşünecek. Telegram kanalları bizim için çok önemli oldu. Orada Hello Job case'imiz var bizim. Hello Job'dan al postladığımız bir Telegram postu aslında ciddi bize trafik sağladı. Sonra da gittik mesela banner kullanımı yaptık burada daha fazla Telegram kanalı kullanabilirsiniz. Bu internal communication çok önemli community. Yani bir kampanya başlattığınız zaman bütün taşlarınızı bir anda boost etmesini sağlamak ve kampanyanızı paylaşmasını sağlamak hem LinkedIn'de hem Instagram'da hem Facebook'ta ciddi bir organik reach e, sağlıyor. Bu da aklımızda kalan çıkarımlardan Conversation with audience yani bize gelen mesajları klasik copy-paste, CRM, moderation tarafıyla düşünmedik. Tam tersi TechNest ve AKM'in audience'ı çok genç olduğu için onlara daha sohbetvari yaklaştık ve e, oradan da geri dönüş aldık. Ah. Creativity'i seviyoruz ama bazen clear mesajlar e, daha iyi work ediyor. Bir kapital bank örneğimizle kapatacağım konuyu. E, konuyu. İpoteka satıyorduk, ev krediti. Bütün agentlik ve marketing ekibi dedik ki çok kreatif bir şey olmalı. Azerbaycanlı olmalı. Gittik filmler yaptık. Prodüksiyon, işte bir aile duruyor, işte mutlu bir, hoşbek bir aile. Elinde anahtar var, açar var, evin açar, açarı vesaire. Evine gelmiş mutlu bir şekilde. A-B testi yaptık Facebook'ta ve Google'da. Bir tanesi Azerbaycanlı aile, bir tanesi Shutterstock fotoğrafı ve e, ev görselinin yanında Balkmani. Ee, Azerbaycan kreatifi işlemedi. Bunu hem e, A-B testten gördük hem de clear mesajı olduğu için bizim için daha aslında e, iyi olduğunu karar verdik. Ve Azerbaycan aileli şeyi durdurduk. E, son olarak da yine reklam koyayım araya. Trilogy'u de takip etmeyen varsa please en son teknoloji haberlerini bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.